Galata Köprüsü metni cevapları ve soruları Dörtel Yayınları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 126, 127, 128, 129, 130, Vatandaşlık Teması, Galata Köprüsü metni cevapları, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları sayfa 126 cevabı, Hazırlık Çalışmaları 1. Çalışmak kelimesi sizde hangi duyguları uyandırıyor? Açıklayınız. Cevap, çalışmak bence çok güzel ve kutsal bir şeydir. Bir şeyler için çaba harcamak, emek sarf etmek ve bunun sonucunda bir sonu, bir başarı elde etmek gibisi yoktur. Bence bir şeyi hazır, çalışmadan elde etmektense çalışarak elde etmek daha değerlidir. Çünkü insan ancak çalışarak elde ettiğinin değerini bilir. İkinci emeğinizin karşılığını aldığınız bir anınızı hatırlayınız. Neler hissettiniz? Anlatınız. Cevap, bu yaz tatilinde pide salonu olan bir komşumuz babama bir haftalığına komi ihtiyaçları olduğunu söylemiş ve istersem benim çalışmaya gidebileceğimi söylemiş. Babam bana söyleyince ben de kabul ettim ve orada bir hafta çalıştım. Masalardaki boşları aldım, yerleri süpürdüm, dıştaki cam mekanı sildim. Bunun gibi işler yaptım ve bu bir hafta için 2000 lira kazandım. Yoruluyordum aslında ama yorulduğuma değdi. Hayatımda ilk defa çalışarak kendi paramı kazanmıştım ve bundan dolayı kendimle gurur duymuştum. Birinci etkinlik görselden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin edip yazınız. Cevap, şiirin konusu Galata Köprüsü ve İstanbul olabilir. Şiiri noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sesli okuyunuz. Galata Köprüsü dikilir köprü üzerine. Keyifle seyrederim hepinizi. Kiminiz kürek çeker, siyah siyah. Kiminiz midye çıkarır dubalardan. Kiminiz dümen tutar mavnalarda. Kiminiz çımacıdır halat başında. Kiminiz kuştur, uçar, şairine. Kiminiz balıktır, pırıl pırıl. Kiminiz vapur, kiminiz şamandıra. Kiminiz bulut, havalarda. Kiminiz çatanadır, kırdığı gibi bacayı. Şıp diye geçer köprünün altından, kiminiz düdüktür, öter. Kiminiz dumandır, tüter. Ama hepiniz, hepiniz. Hepiniz geçim derdinde. Bir ben miyim keyif ehli, içinizde. Bakmayın, gün olur, bende. Bir şiir söylerim belki sizlere dair. Elime 3-5 kuruş geçer. Karnım doyar benim de. Orhan Veli Kanık 2. Etkinlik 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları sayfa 127 cevabı. Okuduğunuz metinde geçen aşağıda anlamları verilen kelimeleri geminin üzerinden bulup bulmacayı çözünüz. Renkli bölümdeki kelimeyi okuyunuz. Cevap, üretmek. Birinci dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, can kuşu, duygu. Dümen. İkinci halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı VB, yüzer top. Şamandıra. Üçüncü küçük deniz teknelerini yürütmeye yarayan, bir ucu yassı, uzun ağaç. Kürek. Dördüncü filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur. Çatana. Beşinci vapur iskelelerinde çıma uzatan veya tutan işçi. Çımacı. Altıncı yassı solungaçlı yumuşakçalardan, kabukları birbirine eşit, denizlerin kayalık yerlerinde kümeler durumunda yaşayan eti yenir bir hayvan. Midye. Yedinci herhangi bir engelle ayrılmış, iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akımının, başka bir trafik akımını kesmeden üstten geçmesini sağlayan ahşap, kagir, beton veya demir yapı. Köprü. Uyarı, bulmacadaki birinci soru hatalı. Soru şu şekilde olmalıydı. Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça, 3. Etkinlik 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları sayfa 128 cevabı. Şiir, uzunlu kısalı dizelerden oluşmuş. Okunuş ahengini şair nasıl sağlamıştır? Metinden örnekler vererek açıklayınız. Cevap, şiirde ahenk özellikle sözcük tekrarlarıyla, kiminiz, hepiniz, yinelemelerle, siya siya, pırıl pırıl ve az da kafiye ve redifle sağlanmıştır, öter tüter. Dördüncü etkinlik şair, şiirde neyi önemli görüyor? Bunu nasıl anlatıyor?
Cevap, şair çalışmayı önemli görüyor. Sürekli kiminiz, kiminiz diyerek bunu anlatmaya çalışıyor ve bahsettiği bu kişilerin geçim derdinden dolayı bu işte çalıştıklarını söylüyor. 5. Etkinlik. Şiirde geçim derdi kavramı anlatılıyor. Siz olsanız bu kavramı nasıl anlatırdınız? Neden? Cevap, ben olsam geçim derdini zor şartlarda çalışan fabrika işçileri veya kömür madeninde çalışan işçilerle ilgili bir hikayeyle anlatırdım. Çünkü bu konunun bir olay içerisinde daha kolay anlatılabileceğini düşünüyorum. 6. Etkinlik 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4L Yayınları Sayfa 129 Cevabı. Okuduğunuz şiire yönelik aşağıdaki soruları sınıfta arkadaşlarınızla birlikte cevaplayınız. 1. Şiir kimin ağzından yazılmıştır? Cevap, şiir, işi gücü olmayan, geçim derdi diye bir sıkıntısı olmayan veya bunu dert etmeyen bir kişinin yani şairin ağzından yazılmıştır. 2. Şiirde sözü edilen kavram nelerle eşleştiriliyor? Cevap, şair, geçim derdindeki işçileri kuş, balık, düdük ve dumanla eşleştiriyor. 3. Şair, şiirde hangi terimleri kullanıyor? Bu terimler hangi alanla ilgilidir? Cevap, şiirde kürek, duba, dümen, çımacı, halat, şamandıra, çatana gibi terimleri kullanmıştır. Bu terimler denizcilikle balıkçılık ilgilidir. 7. Etkinlik okuduğunuz şiirden basit, türemiş ve birleşik fiillere örnekler bulunuz. Bu fiillerin geçtiği dizeleri aşağıya yazınız. Aynı fiilleri birer cümlede de siz kullanınız. Cevap, basit fiiller. Uçar, kuşlar gökyüzünde özgürce uçuyor. Geçer, az önce buradan bir atlı geçti. Öter, bizim köyde sabahları horozlar öter. Tüter, yangın yeni söndürüldüğü için hala dumanlar tütüyor. Bakmayın, siz benim böyle dediğime bakmayın. Olur, benim de zaman zaman hatalarım olabilir. Doyar, adam zor şartlara rağmen ailesini doyuruyor. Türemiş fiiller. Çıkarır, dedem bize kabukların içinden fıstık çıkarıyor. Söylerim, yalnız kalınca her şeyi sana söyleyeceğim. Birleşik fiiller. Seyrederim, akşamları yalnız kaldığımda dizi seyrediyorum. Kürek çeker, yarışmacılar kürekleri hızlı hızlı çekiyor. Dümen tutar, usta bir denizci gibi dümeni tutardı. 8. Etkinlik çalışmak, alın teri, emek, geçim derdi, sorumluluk, eşitlik kavramları ile ilgili derlediğiniz özlü sözleri yazınız. Sonra bu sözlerden birini açıklayan bilgilendirici bir yazı yazınız. Cevap: özlü sözler. Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başıboşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır. İnsanı sınamak istiyorsanız, ona yetki verin. İyi olmak kolaydır, zor olan eşit olmaktır. Bilgilendirici yazı, alın teri hepimiz kitaplarda okumuş, filmlerde izlemişizdir. Çok zengin bir ailenin her şeyi hazır bulan şımarık çocukları vardır. Onların sözlüğünde çalışmak diye, alın teri diye bir kelime yoktur. Çünkü bütün insanlar onlara hizmet etmek için vardır. Ve bunlar, ellerindeki nimetlerin de kıymetini bilmezler. Babalarının onlara kredi kartı veya harçlıkları olmasa onlar birer hiçtirler, bir de çalışan, emek veren, hakkını sonunda kadar savunan insanlar vardır. İşte bunlar için emek verilerek yapılan en küçük iş bile çok değerlidir. Emeksiz yemek olmaz, sözünün ne demek olduğunu onlar çok iyi bilirler ve verdikleri emeğin ve bu emek karşılığında elde ettikleri her şeyin kıymetinin farkındadırlar. İşte bize emeğin değerini bilen, çalışkan insanlar lazımdır. Çünkü bir ülke her şeyi hazır bulan ve hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen boş vermişlerin değil, emeğin, çalışmanın, ter dökmenin ne anlama geldiğini bilen ve hayatını buna göre yaşayan insanların omuzlarında yükselir. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4L Yayınları Sayfa 130 Cevabı, Şairi Tanıyalım Orhan Veli Kanık, 1914-1950. Cumhuriyet dönemi şairlerindendir. Yaprak adlı bir dergi çıkardı. Şiirleri büyük ilgiyle karşılanan Orhan Veli, şiirlerinde daha çok gündelik hayatın sıradanlıklarını anlattı. Şiiri bir takım kalıplardan, sanatlı söyleyişlerden kurtararak daha basit söyleyişlere yer verdi.
Garip, Vazgeçemediğim, Destan gibi önemli şiir kitaplarındandır. Sonraki derse hazırlık Cumhuriyet yönetimi bireylere hangi vatandaşlık görevlerini yüklemiştir? Araştırınız. Cevap, Cumhuriyet yönetimi bireylere oy vermek, vergi vermek, erkekler için askere gitmek ve kanunlara uymak gibi görevleri yüklemiştir. Vatandaşlık görevlerini temsil eden görseller derleyip sınıfa getiriniz. Cevap, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayınları Vatandaşlık Teması Sayfa 126, 127, 128, 129, 130 Galata Köprüsü Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.